Neredeyiz? Funda dedi ki eğer ki gün batarken hiç konuşmayıp dilek dilersek dileğimiz olur. Ve gün batana kadar hiç konuşmadan dilek diledik. Herkes ekmeğinin derdinde. Bak şimdi bak. Şakır şakır bir yağmur yağıyor. Neden? Çünkü burası Miami. Hello. Neredeyiz? Florida'nın batı kıyısında, Meksika Körfezi kenarında, Clearwater'dayız. Burası bir tatil kasabası efendim. Miami'den yaklaşık 4 saatlik bir yolculukla Clearwater'a geldik. Size buralardan birazcık bilgi vereceğim. Buraları biraz göstereceğim. Bakın buranın kumu bembeyaz. Miami'den farklı. Şöyle çocuklar için bir etkinlik alanı. Hafif bulutlu bir hava. Biz bugün denize girmiyoruz. Yarın plaj günü yapacağız. Öyle planladık. Böyle oteller. Ağlama ya. Yazık sana. Aslında buralar için ölü sezon denilen zaman ve hafta içi ama yine de çok kalabalık gördüğünüz gibi. Yani bir de Ekim'den sonra demek ki buralarda iğne atılsa yere düşmeyecek. Bu insanlar da balık tutmaya gidecekler tekneyle. Onu bekliyorlar. Açığa götürecekler. Fishing. Zevkler. Bana göre dünyanın en saçma işi yok. Ortaya atıp beklemek. Ama millet bundan keyif alıyor. Bunlar da tutulan balıklar. Satılıyor. Bu 25'miş. Sonra bunları alıyorsunuz. Burada temizliyorlar. Size öyle veriyorlar. Aha, millet sırada bekliyor. Bunlar bizim şeylere benziyor. Çupra'ya. Levreye mi benziyor? Hiç anlamam balıktan. Herkes ekmeğinin derdinde. Bak şimdi bak. Oh, yakalayamadın şapşil. Yağmur başladı. Tekne turu yalan oldu. Yarın bineceğiz. O zaman biz de troleye binip gezelim. Bakalım nereye götürüyormuş bizi. Normalde trolleybüsler Miami'de bedava ama burada para 2,5 dolar. Fakat kart ısrarla geçmedi, birimiz ikini aldı. Birimiz free olduk. Şimdi 2,5 dolar değil mi kişi başı? Şimdi böyle gidiyoruz. Burası beach walk denilen yürüyüş yolu. Sabah burada yürümeye niyet ettik. Sonra da şurada denize gireceğiz. Evet, Clearwater'ın dükkanların olduğu caddesi bu. Hafif bir yağmur yağıyor. CVS Pharmacy, devasa bir eczane. Hadi gidin size bunu da göstereyim. Bakın burada eczanelerde her şey satılıyor. Plaj kıyafetinden güneş kremine. Bakın güneş kremleri 13,49. Bakın her şey var. Plajda lazım olan her şey. Terlik. Koca bir karpuz. Watermelon. Size ne lazım? Bakın bizim eczanede her şey var. Size ne lazım onu söyleyin. Yani zaten kozmetik şu bu eczanede olur da normalde eczanede olmayacak şeyler size göstermek istiyorum. Buradan da self kasadan kendiniz ödüyorsunuz. Drinkler, lollipoplar, bütün cipsler, çikolatalar, aklınızda ne gelirse. Yani kadın diyor ki neden video çekiyorsun diyor.
Çünkü dedim ben başka bir ülkedenim. Kendi ülkemdekilere göstermek istiyorum eczanede içki sattığınızı. Bakın burada içkiler var, gördünüz mü? 15-16 dolara şampanyalar var, şaraplar var. Eczanedeyiz hala. Fuji su, dünyanın en pahalı suyu. Fuji değil. 8.59. Dünyanın en pahalı suyu bence. Bu da dünyanın en güzel dondurması. Hadi gel de bunu Amerikalı'ya anlat yani. YouTube çekiyoruz arkadaş. Hi. Aklınıza ne gelirse eczanede var. Size ne lazım onu söyleyin. Böyle buradan hediye kartlar alıyorsunuz. İşte 25 dolardan 500 dolara kadar. Cheesecake Factory'den sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Bütün bak Home Depot bizim Koçtaş gibi bir şey. Airbnb. Wow. 500 dolarlık Airbnb hediye etmek istiyorum. Onu yeni gördüm. Böyle gift kartlar. Ve yakın gözlükleri arkadaşlar. Burada yakın gözlüklerini her yerden alabiliyorsunuz. Marshalls'larda bile gözlük satılıyor 10 dolara. Al tak. I'm in a good mood. I'm walking down the street. Don't need to be rude. I am with my bare feet. Tomorrow will be a perfect day. Muhteşem bir gün batımı yaşadık. Denizin içindeydim ama size o sahneyi çekemedim. Şu an sonrasındayız. Bakın Funda oradan bize poz veriyor. Muhteşem, olağanüstü. Funda dedi ki eğer ki gün batarken hiç konuşmayıp dilek dilersek dileğimiz olur. Ve gün batana kadar hiç konuşmadan dilek diledik. Olumlama yaptık. Hadi Allah kabul etsin. Efendim. Vallahi Amerika'da gezecek çok yer var. Bırakın Amerika'yı. Florida'da bile gezecek inanılmaz çok yer var. O yüzden ben de bunları gezip gördükçe size de aktaracağım. Bakın şu an şakır şakır bir yağmur yağıyor. Neden? Çünkü burası Miami. Tropikal iklimde olduğumuz için yağmurun yağması da çok olası. O zaman bu videonun da sonuna geldiysek yeni vloglarda bakalım nerelerde görüşmeye devam edeceğiz.